Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ölüm meleği mi yoksa Azrail mi demeliyiz? Arkadaşlar, çok yersiz, çok manasız, çok gereksiz bir tartışma var. Bir grup diyor ki, ya Azrail diye bir şey yoktur, onun ismi Melekul Mevt'tir. Yani ölüm meleğidir. Bir kısım da diyor ki, olur mu canım Azrail'dir, Azrail deyin geçin diyor, ne olacak ki? Böyle bir tartışma var. Arkadaşlar, siz imanlı olun. Siz tağutu reddedin, müşriklerden teberri edin, işinize gücünüze bakın, kimseyi de takmayın, hayatınızı yaşayın. Siz ölüm meleği de olsa, Azrail de olsa cennete gideceksiniz zaten, buna takılmayın. Ama sizde eğer Allah'a karşı kulluk yoksa, tevhid yoksa, iman yoksa, Allah'ın razı olduğu şeyler yoksa, onun adı ölüm meleği de olsa, Azrail de olsa, onu gördüğünüz zaman yandığınız haberiniz olsun. Bu çok boş bir tartışmadır. Ancak arkadaşlar, gelin bu tartışmayı mesela Kurtubi'den ele alalım. Mesela İmam Ahmed'in Müsned'inden ele alalım. Mesela alimlerin kitaplarından ele alalım. Göreceksiniz ki kaynaklarda Melekul Mevt diye de geçiyor, Azrail diye de geçiyor. Yani ikisini de diyebilirsiniz, önemli değil. Melekul Mevt de yani ölüm meleği de diyebilirsin, Azrail de diyebilirsin. Aynı fark etmiyor. Kaynaklarda ikisi de geçiyor. Mesela arkadaşlar İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey insanlar, ben de bir insanım. Pek yakında Allah'ın elçisi olan Azrail gelebilir ve ben de onun davetine icabet edebilirim demiştir. Yani Müsned'de de arkadaşlar gördüğünüz üzere Azrail kelimesi geçiyor. Mesela başka bir hadis rivayet ederim. Bu da Beyhaki'de geçer. Beyhaki'de ölümden bahsedilen kısımda diyor ki İmam Ahmed'in Müsned'indeki gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün hayvanların ecelleri tesbihlerine bağlıdır. Tesbihleri bitince Allah onların ruhunu kabzeder. Azrail aleyhisselamın bu kabızla alakası yoktur diyor. Yani arkadaşlar Resulullah diyor ki hayvanların ruhunu Allah alır diyor. Çünkü onların hesaba çekilmesi olmadığı için, hani sen cennetlik misin cehennemlik misin diye kediyi köpeği hesaba çekmeyeceği için ölüm meleğinin, ölüm meleklerinin, Azrail ve yardımcılarının böyle bir görevi yoktur diyor. Hayvanların diyor arkadaşlar hepsinin tesbihleri vardır. Mesela köpek mesela diyelim ki ne der? Ya hayyum ya hayyum der. Mesela kedi ne der? Mırıldar ya, ya rahim ya rahim der. Ya da işte kuşlar ne der? Hepsi bir zikir söyler değil mi? İşte Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin. Her hayvanın zikrettiği bir tesbihi vardır arkadaşlar. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ. Yeryüzünde hiçbir canlı yok ki Allah'a tesbih etmesin. Her hayvanın bir tesbihi vardır. Ve Peygamberimiz diyor ki bu tesbihi yani bu zikri bitince o hayvan ölür diyor. Onun canını da ölüm meleği Azrail almaz diyor. Onun canını direkt Allah alır diyor. Çünkü ölüm meleği gelip seni hesaba çekecek değil mi arkadaşlar? Ölüm meleği geliyor, senin canını alıyor, seni aynı şekilde Münker Nekir meleklerine teslim ediyor. Münker Nekir melekleri de seni hesaba çekiyorlar. Yani onların işi bu, ölüm işleriyle uğraşıyorlar. Onların başındaki kişinin ismi de Azrail'dir. Diğerleri de ölüm melekleridir. Peygamberimiz de diyor ki hayvanların böyle bir şey olmadığı için onların canını direkt Allah alır diyor. Tesbihleri, zikirleri bitince ölürler diyor. Mesela başka bir hadis zikredelim arkadaşlar. Bu da İmam Kurtubi'nin tefsirinde geçiyor. Secde suresi 11. ayette hani Allah Azze ve Celle diyor ya arkadaşlar, de ki size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde diyor ki arkadaşlar, ölüm meleği Azrail'dir. Bunun manası ise Allah'ın kulu demektir. Aynı şekilde arkadaşlar İmam Kurtubi Naziat suresi 5. ayetin tefsirinde işleri tedbir eden ve yöneten melekler, Naziat 5'te böyle geçiyor ya, bu ayetin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi naklediyor. Resulullah buyuruyor ki dünya işlerini 4 melek idare eder. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail diye 4 meleğin isminin geçtiği bir hadis zikrediyor. Aynı şekilde arkadaşlar Ebu Nuaym'da geçen bir hadis daha var. Onda da Peygamberimiz buyuruyor ki Azrail'in kişinin canını alması 1000 kılıç darbesinden şiddetlidir. Yani o kadar sert bir şekilde canını alır. Tabi Müslümansan arkadaşlar o başka ama müşrikseniz yandınız. O yüzden görüldüğü üzere arkadaşlar böyle hadisler mevcuttur. Şimdi diyecekler ki ya o hadis zayıf. E hadi o zayıf, bu zayıf, şu zayıf kardeşim. Kurtubi'den nakil yaptık, Müsned'den, aynı şekilde Beyhaki'den, diğer alimlerden nakiller yaptık. Bu alimler bunu kitaplarına almışlar. Bu alimler bunu kitaplarına almışlarsa demek ki bu sözün bir kaynağı var yani. Bu sözün bir kaynağı var ki o kaynaktan bu alimler bunu nakletmişler. Bütün bu alimlerin hepsi de mi zayıf rivayet etmişler? Yani arkadaşlar görüldüğü üzere bu çok boş tartışmadır. Ya insanları İslam'a davet edin de, insanlar şirk içerisinde yüzüyor, gençler hep ateist olmuş. İnsanları İslam'a çağırın da, yok o ona diyor ki mealci tayfası böyle. Diyorlar ki ya işte ölüm meleği, ölüm meleği. Mealcilerle beraber aynı saftalar. Bu tarafta da sofiler var, sofiler de diyor Azrail, Azrail falan. Ya ne fark edecek?
Azrail desen ne fark edecek? Ölüm meleği desen ne fark edecek yani Subhanallah? Sen imanlı ol. İmanlı ol, imanını kurtar. İşine gücüne bak ya. Zaten o geldiği zaman ismin olursa olsun cennete gideceksin. Çok boş bir tartışma arkadaşlar. Yani ben de bu tartışmaya böyle biraz şahit oldum. Bir iki arkadaş da bunun hakkında video yap diye böyle sürekli nasihat ettiler. Ben de bu konuda bir video yapmak istedim. Bu konu kısaca böyledir. Böyle boş beleş tartışmalara lütfen girmeyin. Bizi de dahil etmeyin. En doğrusunu Allah bilir.